Karmaşık sayılarda temel bilgiler Şimdiye kadar karmaşık sayıların i sanal birimi hakkında birçok özelliği inceledik. Şimdi tam olarak karmaşık sayı dediğimizde ne anlamamız gerektiğini tanımlayacağız. Bir karmaşık sayı dediğimizde z eşittir a artı bi şeklinde bir reel kısım bir de sanal kısımdan oluşan bir ifade anlamamız gerekmektedir. Karmaşık sayılar, burada Z dedik, en çok Z harfiyle isimlendirilir. İlk bilmemiz gereken not alalım. Karmaşık sayılar... Z, V, W gibi küçük harfler ile isimlendirilir. En çok kullanılan tabii ki Z'dir. Tabi sorunun başında Z'nin bir karmaşık sayı olduğu söylendiği an aklımızdan Z'nin A artı B'yi olduğu geçmelidir. Küçük harfler ile gösterilir. Her ile isimlendirilir. Buradaki karmaşık sayımızın genel ifadesi A artı B'yi dedik. Buradaki karmaşık sayının reel kısmı A. Buradaki A reel kısımdır. Reel kısım. Bunun gösterimi şu şekilde olacak. Z karmaşık sayımız. R. Z. Biz bunu artık bu konuda gördüğümüzde Z karmaşık sayısının reel kısmı demek olacak bu. A'dır. Karmaşık sayının sanal kısmı veya İngilizceden kötü çeviri olan imajiner kısmı im z olarak gösterilir. O da iyi almadan i'nin kat sayısıdır. b Tabi öndeki işaret negatif olursa o eksi b olacak. Bir karmaşık sayının bize reel kısmı dediklerinde i'siz olan kısmını sanal kısım dediklerinde de i'nin kas sayısını sorduklarını anlamalıyız. Şimdi birkaç karmaşık sayı üzerinden bu konuştuğumuzu şimdi inceleyelim. Karmaşık sayılarda ilk olarak iyi bilmemiz gereken şey Reel kısım ve sanal kısım bize sorulduğunda düzgünce cevap verebilmek. 1 bölü 3 eksi 2 bölü 5 i Bir karmaşık sayı daha yazalım. 3 i Bir tane daha yazalım. U diyelim bu karmaşık sayıya da. 2 artı i olsun. Şimdi bu karmaşık sayımızla başlayacak olursak. R, Bir de imze. Bununla devam edelim. R, bu karmaşık sayı W ile isimlendirmişiz. R, W. İm, W. Bu karmaşık sayıyı V ile isimlendirmişiz. R, V im ve Bu karmaşık sayıyı da u ile isimlendirmişiz. R u im u. Şimdi bunlara cevap verecek olursak. İlkinde reel kısım 2'dir. İmajiner kısım, sanal kısım eksi 3'tür. Burada birçok kişinin başlangıç kısmında bu konuda yaptığı hata, imajiner kısım sorulduğunda iyili biçimde cevap vermektir. Hocaların da en sevmediği şeydir o. İmajiner kısım, sanal kısım dendiğinde i'nin önündeki katsayıyı soruyoruz. İkinciye gelirsek, W'nin reel kısmı, 1 bölü 3. W'nin sanal kısmı, eksi 2 bölü 5. Bize direkt sorularda açık açık reel kısım nedir diye diyebilir. Rz nedir diye de söyleyebilir. Sanal kısım nedir diye de sorabilir. İmz nedir diye de sorabilir. Devam edelim. V karmaşık sayısının reel kısmı. Bunda reel kısım yok. 0. İmajiner kısım ise 3. U'nun reel kısmı 2. Sanal kısmı İnin kas katsayısı olan 1. Karmaşık sayılarla ilgili şu an öğrenmemiz gereken en önemli şey bir karmaşık sayı dendiğinde tam olarak kafamızda canlanması gereken şey bir reel bir de sanal kısımdan oluşan bir ifade. Herhangi birinin bulunmaması tabii ki mümkün. Ve karmaşık sayıları z gibi ve w gibi küçük harflerle isimlendiriyoruz. Re z reel kısmı demektir karmaşık sayının. Im z de sanal kısmı demektir karmaşık sayının. Bilmemiz gereken en önemli temel bilgilerimizden birisidir bu. Şimdi yolumuza karmaşık sayıların koordinat düzleminde gösterimi ile devam ediyoruz. Karmaşık sayılar koordinat düzleminde gösterilir. Koordinat düzleminde gösterimi. İyi bilmemiz gereken bilgilerden birisidir bu. Koordinat düzlemi karmaşık sayılar iki boyutlu sayılardır. Daha önceden öğrendiğimiz reel sayılar gibi tek boyutlu değillerdir. Koordinat düzlemindeki x ekseni reel eksenimizdir, y ekseni sanal eksenimizdir. Her bir karmaşık sayı z eşittir a artı bi aslında koordinat düzleminde bir sıralı ikili temsil etmektedir. İlk yazacağımız reel kısım, ikinci yazacağımız sanal kısım. Ve bir karmaşık sayının gösterimi bu noktanın bulunduğu yerdir. A'ya B diye düşünelim. İkisini de şu an pozitif gibi kendi kafamdan sallıyorum o önemli değil. Z karmaşık sayısı buradadır. Her bir karmaşık sayının ilk koordinatı reel eksende, ikinci koordinatı sanal eksende gösterilip ikisinin birleştiği yer karmaşık sayının bulunduğu yerdir. Şimdi birkaç örneğimizi yapalım. Z eşittir 2 koordinat düzleminde gösterelim. V eşittir 1 eksi 3 iyi gösterelim. U eşittir eksi iyi koordinat düzleminde gösterelim. Bir de v eşittir eksi 2 artı 5 i koordinat düzleminde gösterelim. Burası reel eksen. Burası sanal eksen. Şimdi noktalarımızı farklı bir renkle gösterelim. Buradaki karmaşık sayıyı bir sıralı ikili olarak yapacak olursak reel kısmı sıfırdır. Sanal kısmı 2'dir. 0'a 2 noktasının bulunduğu yerdedir. 0'a 2 noktası da y ekseni üzerindedir. Z karmaşık sayısının bulunduğu yer tam buradaki 2'nin olduğu yerdir. Bunu sıralı ikili olarak yazacak olursak 1'e eksi 3. Reel koordinatı 1, sanal koordinatı eksi 3. Bu ikisinin birleştiği nokta bizim W karmaşık sayısının bulunduğu yerdir. Buna geldiğimizde reel kısım 0, sanal kısım eksi 1. 0 1 tam burada eksi 1'in olduğu yerdir. U karmaşık sayımız burada. Buna geldiğimizde sıralı olarak ikili olarak ifade ettiğimizde eksi 2'ye 5. Eksi 2 burada. 5'i de burada olarak kabul edersek V karmaşık sayısı da buradadır. Bize analitik düzlemde Koordinat düzleminde verilmiş bir noktayı karmaşık sayı olarak yazın dediğinde yazabilmeli. Mesela şöyle bir V noktasını gördüğümüzde eksi 2 artı 5'i diyebilmeliyiz. Şurada Z'yi gördüğümüzde 2'yi diyebilmeliyiz. Bize bunun üzerinde verilen bir noktanın karmaşık sayı olarak karşılığını derhal yazabilmeli. Gerektiğinde de karmaşık sayıyı koordinat düzleminde gösterebilmeliyiz. Bu videomuzda konuşacağımız son temel bilgimiz eşlenik işlemidir. Eşlenik işleminden sonra karmaşık sayılarda 4 işleme geçeceğiz. Bir sonraki videomuzun konusu olacak o. Karmaşık sayıların eşleniği. Sayıların Eşleniği. Z a artı bi ise karmaşık sayının eşleniği z'nin üzerine bir düz çizgi çizilmesiyle gösterilir. Bunun anlamı z'nin eşleniği demektir. Karmaşık sayılarda bir karmaşık sayının üzerine çizgi çizilmişse o z karmaşık sayısının eşleniği demektir. Bir karmaşık sayının eşleniği sanal kısmının işaretinin değişmesi demektir. a eksi bi. Sanal kısmın işareti değişir. Eşlenik tamamen bu şekilde bulunur. Birkaç örnek inceleyecek olsak. Z eşittir 2 eksi 3 i olsun. W 5 i olsun. U 2 olsun. V eksi 4 i artı 3 olsun. Bir tane daha uyduralım. A karmaşık sayısı diyelim. Eksi 1 artı 6 i olsun. Bunların eşleniklerini yazacak olsak Z'nin eşleniği W'nin eşleniği U'nun eşleniği V'nin eşleniği A'nın eşleniği Z karmaşık sayısının eşleniği sanal kısmının işareti değişecek sadece. 2-3 iyiydi. Sanal kısım burası. 2 artı 3 iyi olacak. Eşlenikte zorlu işler beklememeliyiz. Çok basit bir fikri vardır. W'nin eşleniği sanal kısmın işaret değişik. Zaten sadece sanal kısmı var. -5i. U karmaşık sayısına baktığımızda bunda sanal kısım yok. Onun eşleniği aynen kalır. Çünkü sadece sanal kısmın işaretini değiştiriyoruz. Bunda sanal kısım yok. V'nin eşleniği sanal kısmı bizi kandırmak için öne yazılmış. Genelde Birçok kişi şöyle bir fikre kapıyor. Eşlenik aradaki işaret değişecek. Aradaki işaret değil. İ'nin işareti değiş değişiyor. Burası 4i artı 3 olur. Buraya geldiğimizde eksi 1 artı 6i bunun eşleniği eksi 1 eksi 6i olur. İ'nin işareti değişir. Eşyenik ile ilgili bilmemiz gereken özelliklerden birkaçı ileride tekrar karşımıza gelecek ama şu an için şunu bilmeliyiz. Bir karmaşık sayının eşyeneğinin tekrar eşyeneğe alınırsa karmaşık sayının kendisini elde ederiz. Ve bir karmaşık sayının eşyeneği dediğimizde o karmaşık sayıda sanal kısmın işareti değişir. Bu şekilde karmaşık sayılar ile ilgili temel bilgiler videomuzu burada noktalıyoruz. Sırada 4 işleme başlıyoruz. Toplama ve çıkarma var.